Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere baş öğretmenlik sınavına hazırlanan kıymetli arkadaşlarımız için 11. modülümüzün özetin özeti şeklinde bir ders yapacağız. Konumuz sosyal duygusal öğrenme becerilerinin geliştirilmesi. Öncelikle sosyal duygusal gelişim ne demek? Duruna bakalım. Duyguları anlamak, farkında olmak, başkalarıyla iletişim kurmak ve karar vermek başlıklarını içeren ve bireyin yaşamında var olma sürecinin önemli bir parçası sosyal duygusal gelişim alanıdır. Bireyin benlik gelişimi, duygularını tanıması ve anlaması, başarılı sosyal ilişkiler kurması ve sürdürmesi, cinsiyeti, tutumları gibi çok çeşitli alanlardaki sürekli değişimi kapsayan gelişim alanına sosyal duygusal gelişim alanı deniyor. Peki neden önemlidir? Çünkü sevgili arkadaşlar, çocuklarda olumsuz davranışların azaltılmasında, yılmazlık özelliklerinin güçlenmesinde ve duyguların insan davranışlarını yönettiği anlayışının temelinde sosyal duygusal gelişim var da o yüzden. Çocuklarda sosyal duygusal gelişim anlayışı geliştirmek neden önemlidir? Çünkü çocukların kendi sosyal dünyaları ilişki kurma biçimini ve hem kendilerinin hem de ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer çocukları gibi diğer bireylerin duygularını anlama ve ifade etme yeteneklerini içerdiğinden dolayı geliştirmek önemlidir. Çocuklarda sosyal duygusal gelişimin temel boyutları sosyal yeterlilik, bağlanma yani duygusal gelişimin önemi, duygusal yeterlilik, kendi kendine algılanan yeterlilik, kişisel yetkinlik, mizaç, işte bu boyutlara yönelik geliştirilmesi gereken beceriler bireyin yaşamında hem akademik hem de sosyal ve duygusal anlamda katkı sağlayacaktır. Çocukluktan itibaren duygulara önem verilerek yetişen bir çocukta bulunması gereken özellikler vardır. Nedir bunlar? Sağlıklı başa çıkma stratejisi geliştirir, daha az uyum sorunu yaşar, yetişkinlikte daha az ruh sağlığı sorunu yaşar, sağlıklı arkadaş ilişkileri geliştirir, iletişim becerileri ve sosyal becerileri gelişir, akademik başarısı yükselir, öz kontrolü gelişir, özgüveni yükselir. OECD'nin sosyal duygusal gelişim becerileri sınıflaması var. İşte görev performansı, duygu düzenleme, işbirlikçilik, açık fikirlilik ve kısa dışa dönüklük şeklinde 5 temel ölçütü var OECD'nin belirlediği. Kısa kısa bunlara değinelim. Öz farkındalık, kişinin hangi özelliklerinin farkında olduğunun ortaya çıkartılması hedefleniyor. Öz yönetimde ise duygu, düşünce ve davranışlar bağlamında kişinin kendini tanıması ve kendi duygu, düşünce ve davranışlarını yönetmesi, düzenlemesi var. Sosyal farkındalıkta ise insan ilişkileri özelinde çevreye duyulan farkındalığı ifade ediyor. İlişki becerileri de sosyal ilişkilerde iletişim, etkin dinleme, problem çözme becerileri, sorumlu karar alabilme ise karar alırken bireyin kendisini ve çevreyi olumlu etkileyecek ve etik kurallara uyan kararlar alabilmesidir. Öz farkındalığa örnek olarak mesela aynı anda hem kitap okuyup hem de arkadaşlarımı dinleyemiyorum. İkisini aynı anda yapmaya kalktığımda öfkelendiğimi fark ediyorum diyebilmek. Öz denetimde hareketli müzik dinlediğimde çok enerjik hissediyorum. Sosyal farkındalıkta denizin suratı asık, omuzları çökük, keyfi yerinde değil gibi görünüyor. İlişki becerileri bireylerin birbirlerini dinlemeleri, işbirliği yapmaları, sorumlu karar alabilme ise etik olmayan şekilde davranmaya zorlayan sosyal baskıya karşı direnme denebilir. Bireyi diğerlerinden ayıran pek çok özellik vardır. İşte kendi benlik tanımları içerisinde bunlar. İnsanlar birbirinden sosyoekonomik düzeyleri, tavır ve değer yargıları, ilgi alanları, yetenekleri, zekaları, zihinsel özellikleri, bilgi düzeyleri, zayıf ve güçlü yanları, öğrenme biçimleri, motivasyonları, bakış açıları gibi birçok yönden bireysel farklılık gösterebilirler. Bu farklılıkların, bireysel farklılıkların bazı sebepleri var. Mesela kalıtım, bireye anne ve babadan genetik yollarla geçen özel yetenek ve özellikler, işte cinsiyet, göz rengi, zeka kapasitesi, fiziksel özellikler gibi çevrede döllenmeden itibaren insanın içinde yaşadığı ve etkilendiği tüm dış uyarıcılara çevre denir. Burada ne yapılır? İşte zekanın kullanım oranı, dil gelişimi, yetişme tarzı, eğitim düzeyi, alışkanlıkları, tavırları ve sosyal davranışlarda kişilik ve karakter özellikleridir. Çocukların tanıması gereken farklılıklar vardır. Zeka ve yetenekleri, ilgileri, gereksinimleri, benlik kavramı, öğrenme stilleri. Benlik kavramı dendiği zaman bireyin kendi kişiliğine dair algılayabildiği tarafını, kişinin bilinçli bir biçimde kabiliyetlerini, gayelerini, değer yargılarını ne yapabilmesi, bunları, tutumlarını, inançlarını hepsini içeren kavrama benlik kavramı deniyor. Benlik saygısı ise bireyin kendini değerlendirme sorununa ulaştığı benlik kavramının onaylanmasından doğan beğeni durumu olup kendini değerli bulup bulmadığıdır.
Düşük benlik saygısı olan bireylerde yüksek düzeyde kaygı, psikomatik ve depresyon belirtileri, kendine güven zayıfı, diğerlerine bağımlı, utangaç, araştırmacı olmayan, daha az yaratıcı ve daha otoriter kişilikler görülüyor. Yüksek benlik saygısı olanlarda ise kendilerinden daha hoşnut oluyorlar. Güçlü yanlarına, yeteneklerine, olumlu özelliklerine bakıyorlar. Kendine güven, iyimserlik, başarma isteği var. Zorluklardan yılmama gibi olumlu nitelikleri vardır. Ayrıca yüksek benlik saygısı olanlar okullarda akademik başarı, içsel kontrol, yüksek ailevi kabul, olumlu kendini çekici bulmak duygularıyla özellikleri belirleniyor. Okulda çocuklarda benlik saygısı geliştirecek destekleyici davranışlar var. Duygularını doğrulamak, duygu odaklı iletişim kurmak, kendini başkasının gözünden görmesine fırsat vermek, başarılı olduğu alanlarda kendini denemesi için daha çok fırsat tanımak, sorunları onun yerine çözmemek, gruba ve bireye yeterli kadar dengeli bir şekilde dönüt vermek, ifade şansı tanımak. Empati ise sevgili arkadaşlar, bir insanın kendisini başkasının karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini doğru anlamasıdır. Bireysel empati dediğiniz zaman bir kişinin nasıl düşündüğünü anlayabilme olarak tanımlanıyor. Örneğin arkadaşınızın kardeşinin kendisine sormadan gardırobunu, tişörtünü almasına neden kızdığını anlayabilirsiniz. Duygusal empati ise arkadaşınızın bu durum karşısında nasıl hissettiğini anlamak. Empatik ilgi ise bu hissi sadece anlaman ötesinde aynı hisleri deneyimleyebilmeniz, arkadaşınızın yardım istemesi durumunda elinizden geleni yapmak. Empati iletişimin aşamaları vardır. Tanımak, empati kurulan kişinin içsel durumunu, duygularını, düşüncelerini algılamak, sözsüz iletişim unsurlarını gözlemlemek, duygulara yaklaşmak, mesela diğer kişinin duygularının ne olduğunu uygun ve doğru bir şekilde tanımlamak, sezgileri ve tahminleri yansıtmak, psikolojik durumu hayal etmek, rolüne girmekse empati kuran kişi diğer kişinin rolüne girerek hissettiklerini ve düşüncelerini o rol içerisindeyken nasıl olabileceği hakkında dair öngörüde bulunması, duygu ve düşünceleri ifade etmektir. Çocuklarda sosyal duygusal gelişim 5 temel boyutu var. Sosyal yeterlik, bağlanma, duygusal yeterlik, kendi kendine algılanan yeterlik, mizah, kişilik. Sosyal beceri, sosyal kuralların ve ilişkilerin yaratıldığı, iletildiği ve sözlü sözsüz yollarla değiştirildiği, başkalarıyla etkileşimi ve etkileşimi kolaylaştıran bir yeterliktir. Sosyal becerilerde negatif durumları gösteren davranışlar, biriyle konuşurken aşağı bakmak, özensiz olmak, oturmamak ya da dik durmamak, üzgün veya huysuz bir yüz ifadesi sergilemek, çok yumuşak ve kısık bir ses kullanarak zor duyulmasını sağlamak, sesimin üzgün, huysuz veya ağlayan tonda çıkmasını sağlamak, kendim hakkında olumsuz şeyler söylemek, diğer insanlar hakkında olumsuz şeyler söylemek, faaliyetlerim hakkında olumsuz şeyler söylemek, gelecek hakkında olumsuz şeyler söylemek sosyal becerilerde negatif durumu gösteriyor. Pozitif durumu gösterenler ise biriyle konuşan göz teması kurmak, oturmak ya da dik durmak, gülümsemek, insanların beni duyabileceği kadar yüksek sesle net bir konuşma yapmak, sesimin mutlu ve kendinden emin olmasını sağlamak, kendim ve faaliyetlerim hakkında olumlu şeyler söylemek, diğer insanlar hakkında olumlu şeyler söylemek, gelecek hakkında olumlu şeyler söylemek de pozitif durumu gösteren davranışlardır. Geliştirilmesi gereken sosyal beceriler vardır. Paylaşım, yönergeyi takip etme, görü kurallarını kullanma, işbirliği, kişisel alana saygı, dinleme, göz teması kurmak gibi. Bütün okul yaklaşımı, çocukların sosyal duygusal iyi oluşunu sağlama ve sürdürmeye yönelik bütün okul yaklaşımı, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve diğer personelin, ebeveynlerin, bakıcıların, öğrencilerin ve toplumun okul kültürüne abone olması ve olumlu okul iklimini desteklemek için birlikte çalışmasıdır. Tüm paydaşların katılımı olacak, kararlı bir liderlik olacak, olumlu ilişkiler, sosyal duygusal öğrenme ve akademik birliktelik olacak. Sosyal duygusal öğrenmenin işlevleri ise öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinde, tutumlarında, ilişkilerinde, akademik performansında ve sınıf ve okul iklimi algılarında iyileşme, öğrencilerin kaygısında, davranış problemlerinde ve madde kullanımında azalma, öğrencilerin becerilerinde, tutumlarında, toplum yanlısı davranışlarında ve akademik performansında uzun vadeli gelişmeler sayılabilir. Akran öğretiminin faydaları nelerdi? Öğrenciler için bireysel öğrenme sağlar, öğrenci arasında doğrudan etkileşim, aktif öğrenme sağlar, akran öğreticiler için kendi öğrenmelerini pekiştirme fırsatı verir, akranla iletişim kurmak rahat ve açık hissetmeye olanak sağlar, akran öğretimi mali açıdan verimlidir, öğretmenlerin bir sonraki derse odaklanması için daha fazla zamanlar olur. Ebeveynlerin akranlarla ilişkileri doğrudan ve dolaylı olarak ölçülüyor. Doğrudan çocukların akranlarıyla etkileşimlerinde gerekli beceriler ebeveynlerin desteğiyle gelişiyor. Çatışma çözümü gibi pek çok beceri günlük pratiklerde öğreniliyor. Dolaylı olaraksa çocuğun ebeveyniyle olan ilişkisi dünyaya bakış açısını, insanlara güvenip güvenmeyeceğini etkiliyor. Buna da bağlanma deniyor.
Akran ilişkileri değişkenler, çevresel faktörler vardır. Mesela aile, akran grubu, okul, internet ve teknoloji, sosyal hayat gibi. Kişisel faktörler, becerik ve güçler, duygu ve iyi oluş, kimlik, davranış ve sağlık. Çevresel dediğimiz yukarıdakiler, beceri ve güçler, duygu, sosyal bilinç, sosyal beceriler, duygusal zeka. Duygu ve iyi oluşsa genel iyi oluş, duygu durumu, kimlik, mizaç, ilişkisel yönetim, algılanan beceriler, çok boyutlu özbenlik. Davranış ve sağlık olarak da genel klinik spektrum, ilişkisel klinik spektrum ve klinik olmayan rahatsızlıklar. Akran baskısı, kişinin bir şeyle ilgili istek ve fikrinin çok da önemli olmadığı ancak akranların istek ve fikirlerinin bir baskı aracı olarak kişi üzerinde etkili olmasıdır. Akran zorbalığı, araştırmalar arasında farklar olsa da üzerinde ortak kanıya varılmış bazı noktalar var. İstenmeyen olumsuz davranışlar tekrarlanabiliyor, tekrarlama potansiyeli olabiliyor, güç dengesizliği oluyor, istenerek yapılması var, zarar verme amacı taşıyor. Türleri ise fiziksel, sözel, sosyal, siber ve psikolojik akran zorbalıklarıdır. En çok okullarda görünüyor, sınıflarda ikinci sırada kantin, okul bahçesi, dijital araçlar, okul tuvaleti veya soyunma odası, okul otobüsü şeklinde sıralanıyor. Pek çok etkisi var. Psikolojik etkileri, depresyon, anksiyete, davranış problemleri, intihar girişinde bulunma riski, düşük yaşam doyumu. Fiziksel etkileri, baş ağrısı, karın ağrısı, uyku problemleri. Eğitime ilişkin etkileri ise düşük okul aidiyeti, yüksek devamsızlık oranları, okula gelmeklik, isteksizlik, düşük akademik başarı. Akran zorbalığına maruz kalacak kişilerin çözüm önerileri. Öğretmenler neler yapabilir? Dinlemek, müdahale ettikten sonra zorbalığın bitmeyeni kontrol etmek, başa çıkma yönelik tavsiyeler vermek vardır. Yapmaması gerekense öğretmenlerimizin problemlerini kendi başına çözmeler gerektiğini söylemek, farklı davransaydı zorbalığın olmayacağını söylemek, zorbalığı görmezden gelmek gibi. Arkadaşların yapabilecekleri ise zaman geçirmek, efendim konuşmak, dinlemek, ortamdan uzaklaşmasına yardım etmek, aramak, tavsiye vermek, paylaşması konusunda cesaretlendirmek. Çocuğun sosyal duygusal gelişimi öğretmenin etkileri vardır. Öğretmenin doğrudan etkisi, müfredat ve etkinlik odaklı sosyal ve duygusal beceri öğretimi, sınıf içi etkileşimler. Öğretmenin dolaylı etkisi ise doğal öğretim, model olma, duygu koşluğu. Öğrenme ortamı ve öğretim programında ise sosyal duygusal öğrenme ile ilgili kazanımlar, sosyal duygusal öğretim stratejinin kullanımı, öğrenme ortamının etkileşime ve çocuğun özelliklerine izin verecek şekilde düzenlenmesi, sınıf yönetiminde piramit model yaklaşımı, sosyal duygusal becerilere model olma. Piramit modeli, küçük çocukların sosyal ve duygusal gelişimi desteklemeyi ve problem davranışları önlemeyi amaçlayan bilimsel dayanaklı modeldir. En altta sevgili arkadaşlar bakın, birincil evrensel destek, yüksek kalite çevresel destek, destekleyici ilişkiler. İkinci önleme aşamasında ise hedeflerin sosyal duygusal hedefler var. En üstte ise üçüncü müdahale aşaması, yani müdahale. Piramit modelinde yer alan önleyici stratejiler problem davranışlarının ortaya çıkma olasılıklarıyla ilgili 3 varsayıma dayanıyor. Okulda sosyal duygusal öğrenmeyi destekleyen yaklaşımlar var. Bütün okul yaklaşımını, o çocukların sosyal duygusal iyi oluşluğunu sağlama ve sürdürmeye yönelik bütün okul yaklaşımıdır. Yani okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve diğer personelin, ebeveynlerin, bakıcıların, öğrencilerin ve daha geniş toplumun okul kültürüne abone olması, olumlu okul iklimini desteklemek için birlikte çalışmasıdır. Duygu koşluğu var. Duygular dikkate almak ve davranışların arkasındaki motivasyonu, ihtiyacı anlamak için bir çerçeve sunuyor. Öğretmenin kendi duygularına dikkate alması ve bu sayede çocuğu anlaması için bir araçtır. 5 adımdan oluşuyor. Duygunun farkında olma, bir soruyla netleştirme, çocuğun duygusunu doğrulama ve yansıtma, çocuğu duygusunu anlaması ve ifade etmesi için fırsat verme, problem çözmesini destekleme. Sigler'e göre duygu koşluğu öğretmen ne yapabilir? 4 basamaktan oluşuyor onunki de. Şimdi çocuklarla orada ve o anda kalmak, tutum, dikkati karşı tarafın iç deneyimine, tutum ve davranışına odaklayabilmek, yansıtma da çocuğu aynalama, empatinin temeli, güvende çocuğun bize güven duyması gerekir diyor. Yaşam boyu beceri gelişimi var. OECD anketlerine bakıldığında Uluslararası Erken Öğrenme ve Çocuk İyi Oluş Çalışması ile ilgili bu anketlerin sonuçlarına göre sevgili arkadaşlar, mesela bakın, bilişsel yeterlilikler, 5 yaşında okuryazarlık, aritmatik, 10 yaşında kritik düşünme ve üst biliş, efendim 15 yaşında okuma, matematik, bilim, 16-65 yaşında okuryazarlık, aritmatik gibi özellikler elde ediyor. Diğerlerinde siz bakabilirsiniz. Sosyal bilişsel, sosyal duygusal becerileri yukarıda yazıyor. Sosyal duygusal becerileri öğrenme akademik becerileri nasıl etkiler? Öğrenmeye engel olabilecek davranışları azaltır. Öğrenci öğretmen eğitimci ilişkisini güçlendirir. Yürütücü işlevleri destekler, yaşayarak öğrenmeyi destekler, konuların daha iyi anlaşılmasını destekliyor. Sosyal duygusal gelişimde aile önemlidir. Aileler olumlu ilişkileri kurun ve sürdürün deniyor.
Duyguları deneyimleyin, yönetim ve ifade edin, çevreyi keşfedin ve etkileşim kurun. Ebeveynler ve çocuğa bakan kişiler çocuklar için en tutarlı ilişkiler sundukları için sosyal duygusal gelişimde en büyük role onlar sahiptir. Öncelikle çocukların duygu düzenlemeye gözlem yolu öğrenirler. İkincisi duyguların sosyalleşmesiyle ilgili özel ebeveynlik uygulamaları ve davranışları duygu düzenlemeye etkiler. Üçüncü olarak da duygu düzenleme bağlanma ilişkisinin kalitesi, ebeveynlik stilleri, aile ifadesi ve evlilik ilişkisinin duygusal kalitesine yansıtıldığı gibi ailenin duygusal ikliminde de etkileniyor. Bazı kısaltmalar var. Uluslararası Erken Öğrenme ve Çocuk İyi Oluş Çalışması IELTS, Sosyal ve Duygusal Beceri Üzerine Çalışması SİSES, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA, Yetişkin Yeterliliklerin Uluslararası Değerlendirmesi PIAAC şeklinde. Evet sevgili arkadaşlar, 11. modülümüzin özetin özeti videomuzun sonuna geldik. Diğer derslerde görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyoruz. Hoşça kalınız.